Selam dostlar, alemim ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümü izlediyseniz Hürmüz Adası'na şuradaki feribot iskelesinden Bender Abbas'a geldim. Bender Abbas'tayız şu an. Ben yine başımda iş eksik olmuyor. Arkadaşlar İran'daki bir saçmalıktan size bahsetmek istiyorum. İran size tam 90 gün turist vizesi veriyor. Ama İran telefonunuzu sadece 30 gün kullanmanıza izin veriyor. Ve benim şu an telefonum kapalı. Kapalı olduğu için internete giremiyorum. Nereye gideceğim, neredeyim, ne yapıyorum, ne ediyorum size bilgi de veremiyorum. Ben de bilemiyorum çünkü. Şu an Bender Abbas'tayım. Burayla ilgili bir şey söyleyeyim size. Artık bu çizgiden sonra buradan sonra Belucistan sınırlarına giriyoruz. Yani Pakistan, Afganistan dolaylarına yaklaşıyoruz. Yani İran'ın illegal ama hafiften legal kaçakçılık merkezine doğru yolumuza başlıyoruz. Hatta Bender Abbas'tan itibaren buradaki kaçakçılık durumunu hissedebiliyorsunuz. Ve benim adadayken param da bitti. Şu an gideceğiz. Önce para bozduracağız. Ondan sonra Bender Abbas'ta gezeceğiz. Ondan sonra Çabahar'a doğru, yani tam Belucistan, yani tam Pakistan sınırına doğru yol alacağız. Uzun bir giriş oldu. Kusura bakmayın ama hadi gidelim şimdi. Para bozduralım. Hiç param yok. Abi kötü haberler var. Birazcık kapı yuttuk. Çünkü bugün cuma, ben unuttum. Bugün money changer'lar kapalı. İran'da perşembe cuma money changer kapalı ve bende hiç para yok. Gerçekten hiç para yok. Yani var ama dolar var, euro var. Kantar içinde kaldım ama hala money change edemedik. Bu arada ilk defa Tahran'dan sonra böyle güzel modern binalar Bender Abbas'ı gördüm. Yani birçok böyle bina var. Abi o olsa kayoluyor, o olsa kayoluyor. No copy. No copy, no copy. Dayı o kadar parayı nasıl taşıyacağım? Ben de sayayım. Sayayım. Abi çanta çöktü, taşınmıyor. Çok ağır oldu. İsmin çi aga? Mat Salman. Salman aga sen? Reza. Hayli memnun. Hüdafız aga. Ha? Çok. Türkiye. Nes. Mehmet, Mehmet. Mehmet. Hayli memnun aga, hüda hafız. Hüda hafız. Hüda hafız. Hüda hafız. Aga, biz ne? Ne var bunlarda? Türkiye. Türkiye beledi. English. English kim? Yes. What is inside? Cinderella, talibi. Banana. Nice. Okay, bu ikisini mix. Yes. Okay, one more. I'm inside. Abi parayı çok bizde buldular. Şuraya baksana. Bir tane para veriyorsunuz, bu kadar para veriyor. Allah Allah ya. Yana döne herkese soruyorum işte. Sokaktakilere soruyorum, dükkanlara soruyorum. En sonunda bir ayakkabıcı dedik ki böyle arkaya gelen yok. Beni ayakkabı dükkanına aldı. İşte böyle baştan sona çekemedim o sahneleri. 3 dolar bile değil neredeyse. Yani 3 dolardı. 3 dolar zararım var şu an. Ama yapacak bir şey yok. Yarına kadar bekleyemem. Mecbur param hiç yoktu. Bozdurdum. Şimdi bu bölümde Kostör Hükmü'ne bulduğum bir kadın evine gideceğim. Yani hiç tanımadığı bir erkeği, İranlı kadın bugün akşam evine alacak ve getirecek. Bu dünyanın her yerinde böyle Kostör Hükmü uygulaması var. Şimdi şunu için biraz daha turlayalım. Şu an internet yok, bir şey yok. El alemin ülkesinde bir tane kadını bulamıyorsa bulacağız, iç evlerinde bir gece kalacağız. Neyse, bu her neyse çok güzel. Kardeş! Çendi temel! Kabul ne oraya? Ya kabul, kabul. Çendi temel. Tavrı yapma. Kaç? Biz tamam. Okey, dur tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Thank you, kurbane, canı. Abi şimdi misafire gidiyoruz ama benim demin çoraplarım ıslandı. Yedek çorabım da kirli. Pis kokmasın ayaklarımız. Gidelim hem camide ayaklarımızı yıkayalım hem bir çorap alalım hadi. Ulan Çukur'un tişörtünü bile yapmışlar. Var mı bundan çorap? Çorap var. Çorap var. Türkiye beledi. Sen Arap Türküsün. Ben Türkiye Türk'üyüm. Türkiye Türküsün. Aaa sen. Buradan indiysen. Gezmeye geldim. Türkiye Türk'üdü, Türkiye Türk'üdü. Gel buraya. Selam, nasılsınız? Aldan ikisinden. Sen nere Türküsün abi? Biz Tebriz Türküyü. Tebriz Türküsün. Aa, sizin canınızı yerim abi. Aziz oğlum. Biz hamımız kardeşik. Kardeşik abi. Şey ne abi? Borcum ne? Aziz oğlum. Kabili yok. Ya abi ya. Ama benim mihmanım oldu. Ya olmaz. Ya iş başka, dostluk başka. Tamam, muhabbet edelim. Arkadaş, aferin benim günahım var. Ne kadar, ne kadar abi? Aziz ona sağ ol. Vallahi ne kadar abi, sen söyle. Sen benim bir günahım sana. Tamam, canın sağ olsun. Bunu al, yine konak oluruz. O değil mi? Bedüne tarif. Aferin benim. Tamam, olmaz, olmaz abi. Var, pulum var. Sen bir tane haric kişilerden gelmişsen benim mihmanım olamam. Yok, olmaz abi.
Tamam muhabbet edek yine. Vallahi. Bizim de taraf. Kaç? 40 bin. Tamam. Allah vallahi lütfen. Kabul yok. Abi al ya. Vallahi. Yapma al ya. Tamam. Tamam adamsın abi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Şimdi bizim abiler sağ olsunlar bana bir yer tarif ettiler. Bakalım inşallah çözeceğiz. İnşallah. Doesn't work. Doesn't work. This, use this method, okay? Yeah. You use it, this method. New SIM card, new SIM card. 1 week, not problem. Not problem. Yeah, hocam. Okay. Okay. Okay, understand. Yeah, yo. Şansı Huawei veya Apple maalesef e-mail atılmıyormuş. Ağzım edildi. Siz bu videoları 3-5 dakikada izliyorsunuz ama şu yükle kas saatleri var ya çok yoruldum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Amin. İsmin çi? Neydi? Neydi? Neydi bizi götürüyor. Evet. Geldiğim arkadaşın sanat galerisi var. Orası da burası. Abi değişik insanlar gerçekten ya. Şimdi kız geldi. Evi bana bıraktı gitti. Daha bak yeni tanışıyorsun. Evin anahtarlarını bana bıraktı gitti. O gidecek başka arkadaşında kalacak ben rahat edeyim. Duşum var, bir şeylerim var. Yani hani hala alışamadım bu kadar çabuk nasıl güveniyorlar buradaki insanlar ilginç. Değişik ne diyeyim valla sağ olsun. Bıraktı bana da gitti rahatım. Yarın da burada kalacağız galiba. İstediğin kadar kalacağız zaten bir hafta 10 gün fark etmez ben de idare ederim. Bu gecelik böyle yarın sabah balık tutmaya gitmeye çalışacağım. Duşumuzu alıp yatalım. Abi ben size şimdi normalde dün akşam dedim ki yarın sabah burada ilginç bir balık tutma durumu var onu göstereceğim dedim. Sabah kalkamadım gidemedim. Bugün sağda solda takıldım. Bender Abbas'ta oldum artık. Burada bir sürü arkadaşım var. Evinde kaldığım arkadaş da kafesi burası. Sizi onunla tanıştıracaktım ve kafesini gösterecektim. Bir kadın olarak burada böyle bir şeyler yapması benim için çok hoşuma gitti. Şimdi size onu tanıtacağım. Yes, but not problem. How are you? Thank you very much. No, how are you? I'm good and you? O da beni arkadaşlarına tanıştırıyor. Okay, I'm before inside yeah, after come back. Okay. Tamam. Burada Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumuş. Ondan sonra kendi başına ayaklarının üstünde durmaya çalışmış. Burada böyle kendi el emeği ve İran'ın farklı noktalarındaki kadınların el emeklerini buraya toplamış. Böyle el emeği ürünlerden kendisi burada kafe yapmış. Bunları burada böyle arkadaşları ve kendisi yapıp satmaya çalışıyor. Aynı zamanda da burası bir kütüphane gibi. Gelen giden burada kitap okuyor. Burada da bir tane nazar boncuğumuz var. Artık kim yaptı, nereden geldi bilmiyorum. Aynı zamanda da burası bir kafeterya. Ya ülkemizde ya da dünyanın farklı noktalarında ki özellikle nasıl anlatsam bunu biraz toplum içerisinde kadının baskı altında yaşadığı noktalarda kadınların bu tarz şeylere atılması, içinde bulunduğu hiyerarşinin üstüne çıkabilmesi ve kendi ayaklarının üzerinde durması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben size burayı göstermek istedim. Abi çok güzel böyle şeyler var. Abi çok güzel bir şey bence. Çok güzel, do you know? Ya, very beautiful. Yes. Beautiful. Yes. Birkaç kelime Türkçe biliyor, şimdi konuşuruz. Hello. My English is so bad, but not problem. We, you understand me. So much. Before, your name, Tarovat. Tarovat. Yes. But you told me your name is Mehmet, but little name is Memo. Yeah, Memo. You can call me Tara or Tara or Titi or Tara. My Tara, friends. Tara. Okay. Yeah. It's okay. Tara. Your name. Movie. Huvi, yeah. Gallery, Huvi. And cafe. Yeah. Many handmade here. All of them is handmade and handcrafts, yeah. For 52 people. 52? Yeah, 52 people, not just for bank, from bank and bus. How many months open here? It's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeah.
It's true. About 5 months. 5 months. 5 ay. 5 ay. Months. Min ay. You come before Turkey. Yeah. Which city in Turkey? Istanbul I visited. One I visited also. One. Kuşadası, Alaçatı. Alaçatı. Yeah. All in Turkey. Yeah. How about you think? Totally, I like the Turkey. Because I think it's near to Iran and it's Iran's neighbor and have a kind people and it's really different because here because there you can visit many tourists, many different people, you know. Main Istanbul is really different. The weather is very good, the places is very different and very good. For example, Hagia Sophia is different. Some beach, some clubs, some restaurants, Bebek, Ortaköy, all of them is really beautiful. Yeah. Which Turkish word you know? Turkish, okay. I can count. I know the evet, hayır, hoş geldiniz, means welcome. İndirim. Takvim. Yıldız means star. Yıldız. Helal means moon. Helal. Also kara means black, beyaz means white. Yes. Aşk means love. Yes. Kadın means woman. Erkek. Kadın. Erkek. Erkek. It's man. Çocuk. Again. Çocuk, children. Ha, çocuk. Çocuk. Again, please. Çocuk. Yeah, çocuk. Çocuk. Yeah. Be Turkey again. Be Turkey again, yeah, sure. Which one do you like Turkish food? Turkish food? Kufte. Kufte? Kufte and kumpir is my favorite. Kumpir? Yeah. Kumpir. Adana kebab. Adana kebab, kumpir is really delicious. Kumpir. Şimdi ben akşam bu kızla bir Türk yemeği yapayım diyorum da kumpir mi yapsam diyeceğim de nasıl kumpir yapayım? I think. I'm pilav making Turkish food. Yeah. But which one making Turkish food? I don't know. Nice to meet you. Nice to meet you too. Everything is okay. Very your good guest. Your home very good. Your gallery very good. Thank you very much. Your friends very good. Thank you. Because completely you are very good. Thank you so much. Really, you are very good. See you. See you. Güle güle. Yes. Güle güle. Güle güle. Abi destek olsun diye ona bunlardan aldım. 5 tane aldım. Bir iki tanesini evdekilere falan vereceğim. Instagram'dan abi takip edin. Bunu Instagram'da bir tane iki tanesini çekilişle birisine göndereceğim. Bildiğiniz bizdeki gibi koca koca marketlere var. Daha doğrusu varmış. Ben buraya gelene kadar hiç görmedim. Ya da dikkat etmedim. Aramıyordum. Ama kasap reyonu dediğim gibi bir şey alamıyorsunuz. Doğru düzgün bizdeki gibi böyle yüzlerce çeşit yok. Burada sebze meyve de yok ya. Buraya boşuna geldik. Ekmek bile yok. Koca markette bulamadım onları. Ulan bir yemek yapamayacak mıyız abi? Bir tek bu domates var. Öyle bunlarla ne yapılır ya? Öyle geliyoruz da beleşten yiyip içip gitmiyoruz. Gittiğimiz yerlerde böyle cidden her zaman ben bir yemek yaparım. Şimdi menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışmasına girmiyorum bile. Ben menemenin üstüne en son kaşar böyle rendelerdim. Kaşar bulamadım. Ben de bu karper peynirden buldum. Karper peynirli yapacağız artık. I cannot wait. But not good this time ya. What? Not real menemen. Abi menemeni yaptık da mesela biraz kuruttuk menemeni. Very hot. It's good, not bad. Normally, not good, not bad. No, perfect. Really? Nuşecan. It's really delicious, really. You like? Evet, karavata veda ettim. Sinepkar çağırdım. Sabah 6:30. Değişik yollarda şimdi gidip balıkçıları bulmaya. Selam aga, sorry.
Günaydın adam akıllı. Sabahın köründe kalktım. Bu balıkçıların olduğu yere gelmeye çalıştım daha doğrusu. Ev arkadaşıma, yani beni misafir edene söyledim. Bu Bandır Abbas'ı gezerkenki insanlara söyledim. Taksiciye de gösterdim. Ya kardeş, bu balık tutan tekneler varmış. Sabah böyle yüzlerce kişi, yüzlerce tekne balık topluyormuş. Neresi dedim. Hepsi bütün sahil boyunca var diyor. Ulan bir haftadır ben burada yaşıyorum. Hiçbir kere bile bütün sahilde böyle bir şey görmedim. Yine beni o adam taksiciye gösterdim. Adam beni buraya getiriyor. Lan hani diyorum. Aha burada ya diyor. Artık belediye sınırlarına girdik. Böyle sokakta yatan, çardada yaşayan insanları dediğim gibi görmeye başladık. Do you know here boat, fish boat, fishing boat? Hara. Burada. Evet. Tamam. Okay. Thank you. Abi bunların ne güzel saçları var ya. Abi burada yüzlerce aile. Sadece bu sayede yüzlerce aile. Aile bir de böyle hani bir erkek ya da bir kadın falan değil. Aile, çoluklu çocuklu aile maalesef burada çadırlarda yaşıyorlar. Dünyanın gerçekleri. Abi ben balıkçı teknelerin olduğu sahili buldum ama oraya giriş için izinli olmak lazımmış. Beni almadılar. Ben de böyle bir mezat buldum. Henüz balıklar yeni geliyor. Aa, şu balığın büyüklüğüne bakın. Değişik balıklar var. Benim hayalim şeydi ya. Bir tane tekne açılırken belki üstüne atlarım diye falan hayalim vardı. Ulan ne güzel balıklar var. Selam aga. İlk defa İran'da birilerine uyuz oldu. Beni buradan içeri almadılar. Asıl mevzu bu içerideydi. Bir saat beklediler. İçeride girişte iki tane askerle bir tane güvenlik var. Beni almadılar. Ondan sonra dediler ki menajer gelecek. Menajeri bekle. Menajer neye diyorlarsa artık. Geldi sen buraya giremezsin dediler. Herkes patır kütür giriyor. Bizi almadılar ya. Vallahi kaç gündür de bu anı bekliyorum ha. Oha. Koca koca balıklar. Abi inat ettim gireceğim diye limanın etrafını dolaştım ama her yer tel örgülerle çevrili. Karşımdaki kulede de askerler var şu an. Buradan biraz gıcıklandılar şu an bana etrafta dolanıyorum diye. Ne yaptıysam ne ettiysem giremedim. Burada pick-up'larla böyle pick-up'ların arkasında botlar var. O botları oradaki kumsala getiriyorlar. Kumsalda böyle bir rampa var. Rampa rank diye böyle aşağıya indiriyor. Botu denize koyuyor. Denizde de dünden ya da bugün açıyorlar. Ağlar var. O ağlara gidip balıkları toplayıp kumsala getiriyorlar. Kumsalda insanlar bekliyor. Kör gelip mezata koyuyorlar ama bu dediğim sahneler gerçekten böyle ilginçti. Ben internette bazı sahnelerini izledim. Çok güzeldi. Beni ama almadılar içeri. Neden böyle yaptılar anlamadım. Dostlar bölüm istediğim gibi olmadı tam. Aklımdaki videoyu çekemedim ya da aklımdaki yerleri de göremedim. Hemen karşımızda Umman var, Dubai var. Şu hemen şu karşıda Dubai. Ya şu karşı sahil ya. Dubai adamlar zenginlikten kırılırken hemen karşı yakı burasının fakirlikten kırılması. Bandır Abbas gerçekten ilginçti. Beluçlar gerçekten ilginç insanlar. Şu an Beluçları görmeye başladım. Bir sonraki bölümde 600 km daha otostop çekerek Beluçistan'ın kalbine doğru ineceğiz. Çağbahar'a gideceğiz, oradan Zahedin'e daha da kalbine gideceğiz. Sonra Afganistan sınırındaki köylere geleceğiz. Bunlar bir sonraki bölümlerde olacak. Bu bölüm buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Elimden geldiğince bir şeyler göstermeye çalıştım farklı olarak. Bu kadar oldu. Kendinize bakın, hoşça kalın.